ortasında öğle saatleri. Merhaba arkadaşlar. Kocaeli Gölcük'teyiz. Şevketiye Hamidiye arasında iniş yapıyoruz. Gölcük istikametine doğru iniyoruz. Bu yolun çıkış videosunu çekmiştim. Şimdi iniş videosunu çekiyoruz. Yolumuz biraz kaygan. Arabamız Hyundai Accent. Kar lastiğimiz yok, zincirimiz yok. Öyle bir yolum düştüm. Manzara güzel. Biraz kar görmek istedim. Yukarı doğru tırmandım. Tırmanırken video çektim. Sizlerle paylaşmak istedim bunu. Şu an biraz kayıyoruz. Birkaç tık el freniyle takviye ediyorum. İkinci vites deniyorum motor freniyle. Arka tekerlekleri boşta kalmasın diye birkaç tık el freniyle arka tekerleğe sıkıştırıyorum. Kilitlemeyecek şekilde. Yavaş yavaş iniyoruz. Böylece 4 tekerlekten frenleme yapmış oluyoruz. Düze geldiğinde el frenini boşaltıyorum. Beş dakikalık çıkış videosu çekmiştim. 5 dakika içerisinde her dakikasında daha doğrusu kar yoğun bir şekilde artmaya başladı burada. Yükseldikçe kar artıyor. Burası Gölcük'e yaklaşık 10 kilometre civarında bir mesafesi var. 10 dakika içerisinde bu bölgeye çıkılabiliyor. Kar lastiği olan arkadaşlar, bölge harika, gezmek güzel. Ağaçlar gelin dua gibi. Görmek lazım. Gölcük merkezde kar yok tabi. 10 dakika yukarısında Uludağ gibi her taraf karlı. Biraz daha çıkabilsek daha da çok kar göreceğiz. Ama ben aracımla çıkamadım. Bölgedeki arkadaşlar gezmek isteyenler bu bölgede çıkabilirler. Buradan çıkarken biraz zorlanmıştık. Dik bir rampa. Araç kayıyor. El freni fazla sıkınca arkayı kaydırmaya başladı. Biraz yavaş inmem lazım. İnşallah karşıdan araba gelmez bu arada. Sıkıştırmaz bizi. El freni birkaç tık çektim. Tekerleği kilitlemeyecek şekilde. İkinci viteste motor frenine iniyorum. Yavaş yavaş. Ufaktan ufaktan kayıyoruz sağa sola. Şu taraf daha düzgün görünüyor. Fazla kar yok gibi. Yolda fazla kar yok gibi görünse de büyük ihtimal aşağısı buzlu, altı buzlu. Araba kayıyor. Lastiklerimiz tabii kar lastiği değil. Kar lastiğinin önemini de burada görmüş olduk. Artık ufak ufak, yavaş yavaş. Kayarsak da şuradan kenarlardan sıkıştırarak inebiliriz herhalde. Aşağıdan araba gelmesin de kaptırmış bir şekilde, hızlı bir şekilde. Önümüz açık. Evet, yolun düz tarafı görünmeye başladı. Burası çıkışta ilk kaydığımız noktaydı zaten. Bundan sonrasında yol düzgün. Fazla tehlikeli bir şey yok. Karlarda her inişte, her dakikasında azalmaya başladı. Artık ağaçların üzerinde karlar eksilmeye başladı, görüyorsunuz. Kar lastiğimiz olsaydı biraz daha yukarılara çıkabilseydik. Çok daha güzel manzaralara karşılaşacağız. Artık demek ki 4x4 araç ve kar lastiği şart. Böyle bir ortamda. Artık ne zaman kısmet olur bilemiyorum. Ama harika bir manzara. Etraf çok güzel, sessiz, sakin. Işıl ışıl, pırıl pırıl. Evet, bir dik iniş daha. Yine el frenini takviye edelim. Arka tekerlek disk arada bir kayıyor. Tak tak duyduğunuz ses disk tekerleğin kaydığını gösteriyor. El freni birkaç tık çektim ama kaygan bir yere geldiği zaman el freni kilitliyor galiba.
motor frenini takviye ediyoruz. Şu an fren yapmıyorum. El freni birkaç tık çektim. İkinci vitesteyim. Motor freni ve el freninin birkaç tık yardımıyla beraber iniyorum. Artık buradan sonra düzleşiyor zaten. Rahat. Yaklaşık 200 milyon olan ülkede insanların önemli bir kısmının geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Uluslararası Af Örgütü Gülüm Asad'ı başlığıyla yayınlanan raporuna göre 180 binden fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. İnişimizin 6. dakikasında yolda kar kalmadı. 6 dakikada yoldaki kar bitti. Birazdan etraftaki kar da biter. Devam ediyoruz yavaş yavaş. Manzara bir harika. Aşağıda bulutlar görünüyor. Bu kısım bulutların üzerindeyiz. Güzel bir manzara var. Aha, benim araba geliyor. Hyundai Tucson. Hastasıyım ya. Böyle bir araba var mı? İşte, olsa 4x4. Tepelere kadar çık vermiştik. Tucson reklamı da yapmış olduk burada. Ama var ya abicim. Araba süper ya. 4x4. İşte, kısmet olur da alırsam İcini cicini her tarafının videosunu çekeceğim. Kitabını yazmışım arabanın ya. Tucson'u görünce konsantrasyon bozuldu arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar. Zaten geldik. Kar da bitti. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.